imkansız büyü. Evvel zaman içinde halkı tarafından çok sevilen bir kral yaşardı. O da halkını bir o kadar çok severdi. Kralın çok mutlu bir yaşamı vardı. Ancak evlenme fikrinden nefret ediyordu ve aşık olmayı hiç ama hiç istemiyordu. Halkıysa evlen diye ona yalvarıyordu. Sonunda evlenmeye çalışacağına söz verdi. Aşık olacağı kadını bulma umuduyla seyahate çıkmaya karar verdi. Aşk arayışı yolculuğuna sadece çok zeki olmasa da çok sağduyulu olan bir saray hizmetkarını aldı. Kral birçok ülkeyi dolaştı. Aşık olabilmek için elinden geleni yaptı ama nafile. 2 yıl süren seyahatinin sonunda evine dönmeye karar verdi. Birdenbire kulak tırmalayıcı kedi çığlıkları duydular. Korkunç sesler yaklaştı ve ağaçların arasında dolaşan tam 100 tane büyük kedi görüldü. Hepsi birbirine yakın yürüyor, aynı yöne gidiyorlardı. Onların hemen arkasında İngiliz çoban köpeklerine binmiş mor kıyafetli 2 devasa maymun vardı. Oyuncak trompetle tiz sesler çıkarıyorlardı. İngiliz çoban köpeğine binmiş mor kıyafetli devasa bir maymunum. Onları kurt ve kedilerin üstüne binmiş 20 kadar cüce takip ediyor. Onlar da maymunlar gibi mor, ipek kıyafetler giymişti. Kral ve hizmetkarı bu sıra dışı görüntüye şaşkınlık içinde baktılar. Az sonra bir kaplanın üstüne binmiş güzel bir genç kadın göründü. Kral kadını görür görmez büyülendi. Kalbini ona kaptırmıştı bile. Oh, o güzellik de neydi öyle? Kralın şansına cücelerden biri gruptan geride kalmıştı. Kaplana binmiş olan kadın kimdi? Prenses Mutinosa. Şu an bulunduğunuz ülkenin kralının kızı. Prenses avlanmaya çok düşkündür. Kendisi şu an tavşan avında. Kralın sarayına nasıl gidilir? Çabuk söyle. Birkaç saat sonra kral başkente ulaşmıştı. Hemen kral ve kraliçeye kendini takdim etti. İsminden ve ülkesinden bahseder bahsetmez çok sıcak karşılandı. Başarılı avınız için tebrik ederim prenses. Prenses hiç cevap vermedi. Bazen konuşacak gibi oluyordu ama tam o konuşacakken babası ya da annesi hemen lafa giriyordu. Çok güzel bir kadın. Hayatında onun kadar güzelini gördün mü? Neden canın sıkın? Prensesin güzel olduğuna hiç şüphe yok. Kesinlikle güzel. Ama aşkta mutlu olmak için güzellikten fazlası gerekir. Açıkçası yüz ifadesi bana çok sert geldi. Saçmalama. O gurur ve vakardan. Bunlar bir kadına çok yakışır. Bence konuşmasını önlemek için harcanan çaba şüphe uyandırıcı. Saray görevlisinin sözleri çok mantıklıydı. Ama bu tür bir karşı çıkış erkeklerin aşkını büyütmekten başka bir işe yaramaz. Ertesi gün prenses Mutinosa ile evlenmek istediğini söyledi. Anne ve babası 2 koşulla kabul etti. İlkine göre düğünleri hemen ertesi gün yapılacaktı. İkincisi, eşi olana dek kral prensesle hiç konuşmayacaktı. Hizmetkarının karşı çıkmasına rağmen kral kabul etti. Eşinden duyduğu ilk kelime düğünlerinde "Evet." demesi oldu. Hizmetkarının korkuları gerçeğe dönüştü. Genç kraliçe sarayda kimseyle anlaşamıyor, nispet yapıyor, herkese kötü davranıyor. Bir gün at binerken yolda yürüyen zavallı yaşlı bir kadına rastladı. Kraliçeye selam verip yürüdü. Kraliçe arkasından bağırdı. Kraliçe olduğumu bilmiyor musun sen? Neden iyice diz büküp reverans yapmadın? Hanımefendi, ne kadar diz büküleceğini hiçbir zaman öğrenmedim.
Ama niyetim kesinlikle saygısızlık etmek değildi. Bir de cevap veriyor. Onu hemen atıma bağlayın. Ona reverans yapmayı öğretmesi için en iyi dans hocasına götüreceğim. Beni periler koruyor. Beni periler koruyor. Şuna bak. Bağlayın onu. Peki. Ama uyarmadı demeyin. Kraliçe atını deliyince at hareket etmedi. Ne kadar mahpuzlasa da boşunaydı. Sonra at bronza dönüştü. Olamaz. Bu da ne böyle? Kötü bir kadınsın. Kraliçe olmayı hak etmiyorsun. Bunu kendim görmek istedim. Ama maalesef duyduklarım doğruymuş. Artık hiç şüphem kalmadı. Perilere asla gülünmeyeceğini şimdi öğreneceksin. Placida, Kraliçe Peri'ye Mutinosa'nın yaptıklarını anlattı. Kraliçe Mutinosa'yı bronza dönüştürmeyi önerdi. İyi kalpli ve kibar olan Placida, daha hafif bir ceza için yalvardı. Kendi yerine vereceği bir çocuğu olana dek, Mutinosa'nın onun kölesi olmasında anlaştılar. Yasa gereği hizmetçim olman gerekiyor. Ama kraliyet ailesinden olduğun için bu değişim senin için çok zor olabilir. O nedenle senden sadece odalarımı süpürmeni ve küçük köpeğimi yıkamanı istiyorum. Mutinosa'nın sevimli bir kızı oldu. İyileştiğinde peri ona geçmiş yaşamıyla ilgili yine iyi bir ders verdi. Daha iyi davranacağına söz verdirdi ve onu krala yolladı. Placida kendini tamamen küçük prensese adadı. Vaftiz annesi olmaları, ona en güzel hediyeleri vermeleri için hangi perileri davet edeceğini düşündü. Sonunda iki iyi peri de karar kıldı. Onun için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bebeğin adını Graziella koydular. Sevgili kardeşlerim, malum bizim genellikle verdiğimiz ceza, güzelliği çirkinliğe, zekayı aptallığa dönüştürmek ya da kişinin biçimini tamamıyla değiştirmektir. Bence en iyisi birinizin ona güzellik, diğerinizin anlayış vermesi olacak. Ben de başka bir biçime dönüşmesini engelleme görevini üstleneceğim. İki vaftiz annesi bunu kabul etti. Prensese hediyelerini sundu ve hemen gittiler. Placida çocuğun eğitimine kendini adadı. Ve çok başarılı oldu. Küçük Graziella çok güzel bir kız oldu. Daha çocukken şöhreti yabancı ülkelerde bile yayıldı. Hem de fazlasıyla. Bir gün Placida Kraliçe Peri'nin ziyaretiyle afalladı. Mutinosa'ya gösterdiğin muameleyi duydum ve çok şaşırdım. Seninleyken ona çok yumuşak davranmışsın. Kızına yaptığımız yanlışların intikamını almaya geldim. Güzel ve zeki olmasını, biçim değiştirmemesini sağlamışsın. Onu büyülü bir hapishaneye atacağım. Kendini sevdiği erkeğin kollarında bulana dek oradan ayrılmayacak. Bunun asla gerçekleşmemesini sağlamak görevim olacak. Graziella büyüdüğünde başarılı olmakla kalmadı, çok da güzel bir kız oldu. Bonetta, gel bak! Bu ne olabilir acaba? Bir deniz adamı olmalı. Adam mı diyorsun? Hadi hemen aşağı inip yakından görelim. Adamın elinde içi nadir kabuklarla dolu hasır bir sepet vardı. Prensese sundu. Ne kadar korkunç görünen bir yaratıktı. Herhalde bütün erkekler böyle değildir. Hayır, değillerdir. Graziella getirdiği hediyeleri nazikçe kabul etti. Sonrasında her akşam gelmeye başladı. Prensesin penceresinin önünde deniz kabuğuna üflüyor
dalıyor, bazı numaralar yapıyor. Prenses balkona çıkıp ona selam veriyor ancak hiçbir zaman kapı girişine inmiyor. Biliyor musun? Bence bu kule tam da bize göreymiş. Çünkü hiç su olmayan bir yerde yaşayamayız. Bonetta onları içeri davet etti. Aşağıda suyla dolu olan kısımda oturdular. Şüphesiz hanımefendi, siz erkeklerden kaçmak için karada yaşamaktan vazgeçmişsiniz ama biliyor musunuz abim size olan aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bunun üstüne prenses tüm hikayesini deniz kızına anlattı. Deniz kızı prenses için üzüldü. Belki günün birinde umarım bu zorlukları atlatmanın bir yolunu bulursunuz hanımefendi. Bence hepsi ilk gelen kadar çirkin değiller. Bundan sonra çok yalnızlık çekmeyeceğiz. Aman tanrım, gençler ne kadar da umut dolu oluyor. Peki senden büyülenen o adam için ne diyorsun? Onu asla sevemem ama bize yararlı olabilirler. Deniz kızı sık sık ziyarete geldi ve her gelişinde ağabeyinin aşkından bahsetti. Graziella da hapisten kaçmaya ne kadar istediğini anlattı. Biraz konuştuktan sonra Graziella ona kulenin içini gezdirmeyi kabul etti. Bonetta deniz kızıyla alt katta kaldı. Çok başarılı bir ressam olan Bonetta yakışıklı genç bir erkeğin resmini yaptı. Kıvırcık güzel saçları, güzel bir yüzü, masmavi gözleri vardı. Resmi bitirince Graziella'ya gösterdi. Dünyada bunun kadar yakışıklı bir erkek olabileceğine inanmakta zorlanıyorum ama nasılsa onları hiç görmeyeceğim. O zaman ne anlamı var ki? Aha, ne kadar mutsuzum. Büyülü kuleyi duyan bir prens kuleye mümkün olduğunca yaklaşmaya karar verdi. Ancak gemi mürettebatı çok tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Kaptan karşı çıktı. Bizi kesinlikle ölüme götüreceksiniz. Hemen demir atıp karaya çıkalım. Sonra bana her zaman yardım eden o iyi kalpli periyi aramaya başlayacağım. Prens en yakın noktada karaya çıktı. Kaptanı da periden tavsiye ve yardım istemeye yolladı. Ben bunu daha önce duymuştum. Zayıf bir nokta var mı? İçeri nasıl girilebilir diye bakması için güvenilir bir güvercinimi yollayacağım. Sevgili prenses, size tapıyorum. Lütfen size olan aşkımı kabul edin. Talihsizliklerinizi sonlandırmak için yapamayacağım şey yoktur. Arthur. Beni sevdiğinizi söylüyorsunuz ama sizi görmeden seveceğime söz veremem. Güvercinle bana resminizi gönderin. Size geri yollarsam, umut etmekten vazgeçin. Yollamazsam, kabul ettiğimi anlarsınız Graziella. Bir saat dinlendikten sonra küçük kuş yeniden yola çıktı. Prensin resmini taşıyordu. Şimdi artık daha fazla vakit kaybetmeyelim. Ancak bir kuşa dönüştürerek seni mutlu edebilirim. Zamanı geldiğinde yeniden eski haline dönüşmeni sağlayacağım. Küçük kuşa öpücük. Prenses yorulmuştu. Yosunlu bir banka uzandı. Aynı anda büyü ortadan kalktı. Kule çatlamaya ve yıkılmaya başladı. Bonetta aceleyle kulenin tepesine çıktı. En azından sevgili prensesle birlikte ölürüm diye düşünüyordu. Tam o sırada yardımsever Peri Placida ile altı kartalın çektiği Venedik camından bir araçla oraya geldi. Hemen gelin, kule batmak üzere. Kraliçe Mutinosa'nın yıllar önce öldüğünü ama iyi yürekli kocası Kral James'in
hala ülkesini ehil şekilde yönettiğini öğrendiler. Kızını büyük bir mutlulukla karşıladı. Güzel prensesin dönüşü her yerde kutlandı. Ertesi gün düğünleri yapıldı. Sonra günlerce gece gündüz balolar, akşam yemekleri, turnuvalar, konserler, akla gelebilecek her eğlence düzenlendi. Prens ve prenses sonsuza dek mutlu yaşadı.